Dinleyelim şu Van Bronckhorst'u. Giovanni Van Bronckhorst arkadaşlar, hazırsa getireceğiz ekrana. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Bu arada hemen belirtelim. İlk defa söylüyoruz, çok fazla söylemedik. Bilmiyorsunuzdur belki. Instagram'ım yok ya, Sinan takipçi gidiyor. Instagram adresi Sinan Engin. Kazımcığım. Kazımcığım öpüyorum seni de kızları Kazımcığım. Çok selamlar. Bu arada benim X hesabım Ertem Şener. Twitter hesabım. Twitter hesabımdan da sorularınızı alıyoruz. Sevgili seyirciler. Onu da söyleyelim. Şu Ümit'e çok selamlar. Abi, bir ekrana gelsin Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni. Ne demiş? Seslerimiz açık kalsın. Sinan abi kesebilir çünkü. 4 maçta alınan sadece bir galibiyetle de ortada. Takımda istediğiniz seviyede oyun oynanmıyor. Dönüp baktığınızda en büyük eksikliğin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani bir tanı koyduğunuzda bunun sebebi ne olarak görüyorsunuz? Ve yanlış kadro planlaması yapıldığını düşünüyor musunuz? Arda arda ikinci maçımızı kaybettik ama bu mağlubiyet daha farklı bir mağlubiyet oldu. Aferin bu kızcağıza. Bütün sezon oynadığımız gibi oynadığımız karakterde Selim oynayamadık Koca bugün. Türk. İlk aferin, dakikadan itibaren bravo. İkinci toplarda, Selim ikili Koca mücadelelerde ve paslarda hatalı davrandık. Bu şekilde de maçın içine girmeniz zor oluyor. İlk yarının sonunda golü bulduk ki bu golün ikinci yarıda bize yardım etmesini ve normal oyunumuzu oynamasını düşünürdük ama bu olmadı. Her iki takım da birebirlerde iyi baskı yapmak istedi. Birebirleri kazandığınızda, ikinci topları aldığınızda, hızlı oynadığınızda pozitif sonuç alırsınız. Ama bu olmadığında da tam tersini yaşıyorsunuz. Bugün bunu gördük. Defansif olarak kararlarımız ceza sahası içerisinde ve etrafında hatalıydı. Buralardan rakibe gol fırsatları da verdik. Kararlarımızda verdiğimiz hatalar, hatalı kararlarımız da bize pahalıya mal oldu. Bugün açıkçası oynayamadık. Pazartesi ve bugünü kıyaslarsak geceyle gündüz gibi. Bir konsantrasyon abi eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz takımda? Bir dakika durun, bir saniye. Şimdi o kızımız Selin ne sordu, ne cevap verdi? Kadro planlaması diyor hani, değil mi? Evet. Hiç onunla alakalı bir cevap yanlış falan... Yanlış yapıldığını düşünüyorum. Hiç öyle bir cevap falan verilmedi. Oyunla ilgili falan anlatmıyor. Hayır, sezon başı bu kadro doğru kuruldu mu? Ona bakmak lazım. Onun cevabını almak lazım. Ne dedi? Emir basın toplantısındaydı. Ne dedi Emir? Selin Hanım, Selin Kocatürk demiş ki tekrar etti. Kadro planlaması diye hanımefendi oradan seslenmiş. Yine mi söylememiş? O da demiş ki sezon başında oyuncu geldi gitti bu kadar demiş. Oyuncu geldi gitti demiş. Selin Hanım tebrik ediyorum. Güzel soru. Sevgili kardeşim. Bu Hollandalılar hiçbir zaman Türkiye'de başarılı olmamıştır. Ya mesela ya Cenk Tosun'u tutun ya şu takımda ya. Şimdi bu Immobile'ye 6 milyon 8 milyon euro veriyoruz. Ya Cenk Tosun'a da vereceğim para en fazla 1 milyon eurodur ya. Belki. Ya Cenk Tosun'u tut ya. Hazır santraforu ya, golcü ya. Macera arama, paran yoksa ikinciyi alamıyorsan ikinciyi alırsan o da 6 8 10 olacak. Ya Cenk Tosun'u koy ya. Otursun kadroda. Cenk de kenarda da yardımcı olurdu. Ya konuşmadılar bile yani. Cenk de yani. Konuşulmadı bile. Abubakar var. Elinde malzemem var. Abubakar'ım var. Parayı ver. Ne Abubakar sorunluymuş. Abi sorunlu değil futbolcu yoktur abi. Sorunlu bir futbolcu yoktur. Parasını ödediğin futbolcunun hiçbir sorunu olmaz. Parasını ödüyorsan, vecibelerini kulüp olarak yerine getiriyorsan o futbolcu sorun yaratmaz. Sorunlu olan futbolcu, futbol oynamayı düşünmeyen bir oyuncu Hatay'a gider mi arkadaş? İstanbul gibi bir yeri bırakıp da yanlış anlamasın Mersin'de yaşıyor Hatay'a gidiyor. Hatay'dan demiyorum. İstanbul ya Trabzon'a gitmeye istemiyor futbolcu. Zorlanıyorlar abi Trabzon'a futbolcu transfer ederlerken. İşte Ertuğrul Doğan kardeşim uğraşıyor. Trabzonspor futbolcu almak abi adam karısı var, şehre bakıyor. Okul var mı ona bakıyor. Bilmem neye bakıyor. Anladın mı Ertem? Trabzon'u yani, hazırlayın arkadaşlar. Trabzon'a bağlayacağız Hatay'a yani, şimdi. Hatay'da abi bir adam futbol hemen oynamayı İstemeyen, düşünmeyen bir adam Hatay'a gider mi? İstanbul'dan ayrılır mı? Ya, değil mi Ertemciğim? Tabii ki yani. Veya Hatay'a, Ankara'ya, Urfa'ya gider mi abi? Adam oraya gitti. Yani Hatay'a gidiyor. Şampiyonluğu oynamayan değil, küme düşmeye oynayan bir takıma gidiyor Hatay'a bizim. Ya, Hatay imzaları gitmiyor. İstanbul'da attırıyorlar Sinan abi Anadolu takımları. Aynen, sen daha iyi biliyorsun. Hatay'da gitmiyor. Hatay'da gitmiyor bu ayrıca da yani. Ama tamam. Ha belki eski Abubakar değil. Abi hayır. Abubakar dediğin adam kaç yaşında ya? Immobile'den genç herhalde. Tabii tabii. Yani yapmayın. Adam futbol oynamayı düşün. Ne sorun olabilir Abubakar'ın? Örnek hani para vermek istemiyoruz. Paramız yok.
anlamında söylüyorum Ertem. Elinde var. Cenk'in var, bunun var. Al bunları dursun. Alamıyorsan. Yani. Ya parasını ödüyorsun çünkü, anladın mı? Ve Cenk bedava gidiyor. Elini kolunu sal. Evet. Yani. Ya evet. Devam edelim. Sesimiz açık. Teşekkürler. Bu da bir parçası. Maçın içerisinde olduğunuz zaman, odaklandığınız zaman konsantrede olursunuz. Kilit anlarda, gol anlarında konsantrasyon eksikliğinden bahsedebiliriz. Doğru kararları veremedik. Bu konsantrasyon eksikliği midir? Sağlam durmak ya da durmamak mıdır? Özgüven midir? Bunu bilmiyorum ama net olarak bazı anlarda doğru kararları vermediğimiz kesin. Hocam, geldiğinizde kulübe size kulübün gelenekleriyle, folkloruyla ilgili bilgi verdiler mi bilmiyorum ama bu taraftarın çok meşhur bir şarkısı vardır tribünlerde. Şöyle gider o şarkı. Ne zaman şampiyonuz diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor? Bu şarkıyı duymaya hazır mısınız? Aferin, ve oraya geldiğinizi hissediyor musunuz? Harika. Net olarak şampiyonluk herkes için tabii ki de önemli. Ülkedeki hazır, herkes şampiyon olmak ister. Hazırlanın baba, bence. Bravo. Bir şey hazırlan bence yani. Bir şey söylemek gerekirse bunu sahada da göstermeniz gerekir. İyi ve kötü maçlar olacaktır. Bugün kötü maçı oynadığımız gün oldu. Hedef tabii ki de şampiyonluk ama bu konuyu bugün konuşamayız. Nisan ve Mayıs aylarına oralarda girmemiz gerekir. Nisan ve Mayıs'ta oralarda olmamız gerekir. Bu yüzden maç maç gidiyoruz. Bugün bunları yapamadık. Bugün bu konuları gerçekleştiremedik. Skor üzücü, sonuç üzücü. Dürüst olmak gerekirse ben de bu mağlubiyeti son derece hissediyorum. Bir hoca olarak neyi yanlış yaptım, neyi geliştirmem gerekir diye düşünüyorum. Bugün çok şeyi yanlış yaptığımızı söyleyebilirim. Ama bugün bu şekilde oynadığımız son maç olduğundan emin olmamız lazım. Ayağa i̇nşallah. Kalkıp çarşamba günü Avrupa Ligi'nde i̇nşallah, oynayacağımız inşallah. Önemli maçımıza hazırlanıp buralardan gelişim göstererek çarşamba günü bu önemli maçtan galibiyetle ayrılmayı istiyor. Sinan abi, mükemmel bir soru. Aferin. Nefis bir soru. Alışkın söylesene ol. Hoca takım niye oynamıyor? Hazır mısınız dedi. Sevgili Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza abim bizi seyrediyormuş. Ali Rıza Başkan, canım abime çok selamlar Ali Rıza abim. Öpüyorum seni Ali Rıza abime. Yani Ertemciğim, şimdi futbol aslında çok zor gibi görünür ama basit bir oyun. Kolay bir Johan oyun. Cruyff futbol. Aslında. Öyle görünür basit ama bir oyundur, zor olan basit çünkü oynamaktır. Çünkü iyi futbolcuların varsa, işleri de doğru yaparsan tabii. Futbol sana kolaylaşır. Futbol kolaylaşır. Ama maalesef sezon başında işi zorlaştırmışlar zaten. Tabii. Anladın mı? Zorlaştırmışlar. Onun için yani aklın yolu birdir. Ben size söyleyeyim. Hiç macera aramayın. Yani ben bir teknik direktör varken bir teknik direktör ismi vermem. Ama ben geçen sene sezon başında falan söylemiştim. Buradan televizyonda ben söylemem. Bir daha söylemiyorum. Ama Türkiye'ye gelip de başarılı olan Hollandalı hoca yok. Hitlik'te evet. Dahil. Sayabiliriz. Advokat, Dick Advokat. Rijkaard. Rijkaard Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı Barcelona'yı, geldi. Aynen. Örnekleri var. 13. mü oldu, ne oldu? Örnekler aslını yaşatır. Philippe Cocu. Aynen. Philippe Cocu. Yani aynen öyle. Patrick Kluivert yani elinden geleni yaptı ama o.